Evet arkadaşlar, bu işten ne kadar kazanılır, kar marjları nelerdir diye sorular çok fazla geliyor. Benim özelimde kar marjımı sorarsanız, benim uzun süre ayakta tuttuğum, ilerleyen, markalaşan ürünlerimde %50 ile %60 arasında bir kar marjım var. Peki neden kar marjı bu kadar yüksek diğer ticaret modellerine göre? Çünkü ben bir müşteriye her zaman birden fazla ürün satıyorum. Bu da benim her zaman kar marjımı uzun vadede arttırıyor. Çünkü reklamla bir defa aldığım müşteriden birçok defa satış yaptığım zaman birinci kar marjım %30 ise ikinci üründeki kar marjım %60, üçüncü üründeki kar marjım %70, %80'lere kadar gidiyor. O yüzden burada ortalama kar marjımı her zaman %50'nin üzerinde tutabiliyorum. Yeni bir mağaza açtıysanız, genelde her müşteri ortalama bir kere satın almışsa daha, burada kar marjlarınız da %30'lar civarında gezer arkadaşlar. Tabii ki ürüne göre %200 kar marjı koyabileceğiniz ürünler de olabilir. Eğer ürünün fiyatı düşükse, yani atıyorum 5 dolarlık bir ürünü 20 dolara satabilirsiniz, 10 dolara da satabilirsiniz. Bu biraz hani bu küçük meblağlarda tabii ki fiyatlar biraz oynadıkça yüzdelik baremler çok yükseliyor. Yani 10 dolarlık bir ürünü 20 dolara, 30 dolara çok rahatlıkla satabilirsiniz. Yani o yüzden kar marjı ürüne göre %200'leri de gördüm, %300'leri de gördüm. Ama buna en minimum cevap vermem gerekirse, çünkü buradan eğitim alan insanların veya hayal kuran insanların hayallerini suya düşürmemek adına bir rakam vermem gerekirse en minimum değerde tutarım bu rakamı ve ortalama e-ticaret sitelerinde %30 diyebilirim arkadaşlar. Ama genel olarak yani kar marjları bunlar. Süreler konusunda da şöyle bir şey diyebilirim. Bizim 3 yıldır açık tuttuğumuz bir mağaza da var. 3 ay açık tutup kapattığımız bir mağaza da var. Bu biraz ürünün ne kadar uzun süre satabileceği ile alakalı. Aslında bunu da biraz siz o işte yaptığınız doğru hamlelerle belirliyorsunuz o süreyi. Yani bir markalaşırsınız. Mesela ben diğer webinarlarda falan incelemiştim. Mesela High Smile gibi, işte Gymshark gibi dropshipping'den doğan ama işte 100 milyon dolarları geçmiş, artık markalaşmış e-ticaret siteleri var. Bunlar artık hani torununuza bırakabileceğiniz siteler olmuş durumda. Ama siz de yani bu büyüklüğe ulaşmanız illa şart değil. Ama siz lokal olarak bile, yani belli bir ülke bazında bile markalaşıp çok ufak kendinize bir müşteri kitlesi yaratıp uzun yıllar, hatta işte yavaş yavaş bu büyüdükçe, yani işte belli bir müşteri kitlesi kazanmış dükkan gibi düşünün bunu arkadaşlar. Böyle bir kitleye sahip olup ömrünün sonuna kadar o mağazadan bir pasif gelir elde edebilirsiniz yani.